Bu videoda zincir kuralını kanıtlamak için kullanılan bir kavram hakkında konuşacağız. Evet, elimizde bir u fonksiyonu var. u x. Bu fonksiyon x eşittir c noktasında sürekli. Buna göre bu bölgede yani c'nin etrafındaki bölgede u'daki değişim sıfıra yaklaştıkça x'teki değişim de sıfıra yaklaşır. İşte bu videoda bu kavramın altına yatan mantığı anlamak ve, ve anlatmak istiyorum. Eğer u c noktasında sürekli ise, c'nin etrafındaki bölgede x'teki değişim küçüldükçe, yani sıfıra yaklaştıkça, u'daki değişim de sıfıra yaklaşır. Bunu daha iyi anlamak, hatta kanıtlamak için u'nun x eşittir c noktasında sürekli olmasının ne demek olduğu ile işe başlayalım. Bir fonksiyonun bir noktada sürekli olması, x c'ye yaklaşırken, u x'in limitinin u c'ye yaklaşması demektir. Yani x, c'ye yaklaşırken fonksiyonun limiti fonksiyonun c noktasındaki değerine eşit olur. Fonksiyon bir atlama yapmıyor ya da aradaki bir noktada süreksiz değil. Daha önceki videolarda gördüğümüz gibi eğer fonksiyon atlama yapsaydı limitini almazdık. Şimdi bu ifadeyle oynayarak buradaki sonucu elde etmeye çalışacağım. Bunu yapmadan önce dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Uc aslında bir değer. Burada fonksiyonmuş gibi duruyor ama aslında u fonksiyonuna c değerini veriyoruz ve fonksiyon da bize o noktada aldığı değeri veriyor. Kısacası bu bir sayı olacak. 5 olabilir, 7 olabilir, pi olabilir, eksi 1 olabilir, evet sabit bir sayı olacak. O halde gelin bunu bir sabit olarak değerlendirelim ve bu ifadeyi baştan yazalım. x, c'ye yaklaşırken, u x eksi u c'nin limiti eşittir 0. Küçük bir ek, hatırlarsanız türevli olmanın sürekli olmak demek olduğundan bahsederken, bununla başlayıp bunu kanıtlamış ve bunların aslında eş değer ifadeler olduğunu söylemiştik. Bakın, x c'ye giderken bu ifadenin limitini aldığımızda bu c'ye yaklaşacak ve uc'den uc'e çıkarsa da 0 kalacak. Eğer bunun matematiksel olarak da doğru olduğunu kanıtlamak isterseniz, iki taraftan da uc'e çıkarıp limit özelliklerini kullanırsanız, bunu elde edersiniz. Evet, buraya yazdığım şey ilginç değil mi? Hatta bu bizi c'nin etrafındaki bölgede x'teki değişim küçülüp sıfıra yaklaştıkça, u'daki değişim de sıfıra yaklaşır sonucunu ulaştırabilir. Evet, şimdi gelin bunu grafik üzerine gösterelim. Bu x ekseni, bu da u ekseni olsun. Zincir kuralını kanıtladığımız videoda da değişken olarak u'yu kullanacağımız için, burada da u'yu kullanalım. Bu da fonksiyonumuz. Burayı C, burayı da UC olarak belirliyorum. Rastgele bir x değeri seçiyorum. Evet, bu da Ux olsun. U'daki değişim nedir? Ux eksi Uc. Burada gösterdiğim gibi. Ve yazıyorum. Ux eksi Uc. X'teki değişim ise x eksi c. Limitini aldığımız bu ifadeye geri dönüyorum ve x c'ye yaklaşırken demek yerine x'teki değişim sıfıra yaklaşırken diyorum. Neden? Çünkü x c'ye yaklaşırken x'teki değişim sıfıra yaklaşır. Evet, delta x sıfıra yaklaşırken delta u'nun limiti sıfır olur. Unutmayın, bunu u'daki değişim yani delta u olarak tanımlamıştık. Bu sıfıra eşit. Yani x'teki değişim sıfıra yaklaşırken u'daki değişim de sıfıra yaklaşacak. Kısacası delta x sıfıra yaklaşırken delta u da sıfıra yaklaşır. Aynen buraya yazdığımız gibi. Tekrar ediyorum, fonksiyon sürekli olduğu için süreksiz bazı fonksiyonlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. x'teki değişim küçüldükçe fonksiyondaki değişim de küçülür. Bir sonraki videoda zincir kuralını kanıtlarken bunu kullanacağız.